2023'te dijital pazarlamaya sıfırdan başlıyorsam ne yapardım? Herkese merhabalar, ben Ozan Tarık Çepni. Markaların pazarlama danışmanlıklarını yapıyorum ve 6 yıldır buraya YouTube'a ve sosyal medyaya içerik üretiyorum. Ve bu 6 yıllık süreci şu anki aklımla geri alsam ve sıfırdan başlıyor olsam ne yapardım? Bugün bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım size. Bu 6 yıllık süreçte de 10 artı ülke, 100 üzeri marka ve 150-160 milyon gibi bir bütçe yönetimi yaptık. Buradaki tecrübelerle en başa dönüyoruz ve kendimize bir yol haritası çiziyoruz. Biliyorsunuz şu an dijital pazarlama ile alakalı düşündüğümüz zaman öğrenebileceğimiz bilgilerin birçoğunu internetten öğrenmek durumundayız. Yani bununla alakalı tabii ki çok iyi üniversitelere gidip çok iyi üniversitelerden eğitimler de alabiliriz. Ama hiçbir zaman internette bulduğumuz ya da uygulayarak öğreneceğimiz bilginin önüne geçemeyecek buradaki bilgiler. Yani şunu demeye çalışıyorum. Günümüzde artık bir şeyi öğrenmek için, sıfırdan başlamak için üniversitelere ihtiyacımız yok. YouTube ve internette bulamayacağımız herhangi bir bilgi de yok. Bu da şunun önünü açıyor. Eğer ben bir işi öğrenmek istiyorsam ve buna kendimi adadıysam, buna odaklanmak istiyorsam o işi öğrenebilirim. Ben de şu anda yaptığım işle alakalı bir bölüm okumadım. Üniversitede bu işi yapabileceğimle alakalı herhangi bir öngörüm yoktu. Yani başladığımda sadece bu alanı sevdiğim için ve hoşuma gittiği için araştırmaya başladım. Ve her araştırmamda, her yeni bilgi öğrenmemde beni biraz daha içine çekmiş oldu. Günümüzde bilgi her yerde ve eğer başlamak istiyorsam ben yine öğrenmeyi internetten, YouTube'dan, internet tek kaynaklardan başlardım. Başlarken de tavsiyem şu olur. Önce pazarlama nedir? Gerçekten pazarlama nedir? Marketing nedir? Bunu öğrenmek. İlk başlayacağınız yerin bu olması lazım. Pazarlama nedir diye araştırdıktan sonra kendinize şunu sorun. Gerçekten ilginizi çekiyor mu? Yani pazarlama ile ilgili kitaplar okuyup pazarlama ile ilgili videolar izlediğinizde ve pazarlamanın gerçekten ne olduğunu öğrendiğinizde bu sizin ilginizi çekiyor mu? Bu alanda böyle şevkle çalışıp başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Eğer bu soruya yanıtınız hayırsa, sadece bu işte, bu geleceğin mesleği, burada çok iyi para kazanılabiliyor bu işte gibi anlık motivasyon sağlayan şeylerle asla ve asla bu işi hayatınıza adamaya başlamayın. En baştan pazarlama nedir diye araştırdınız, öğrendiniz ve bunun cevabı sizde hayırsa, sizin ilginizi çekmiyorsa daha fazla vakit ayırmayın ve başka sektörlere odaklanmaya başlayın derim. Ama ilginizi çekmiyorsa araştırmaya devam edeceğiz. Ama ilk durağımız pazarlama nedir? Bunu öğreneceğiz. Daha sonra tabii ki internete dijital pazarlama ile ilgili, dijital pazarlama nedir, dijital pazarlama neleri içerir gibi bilgileri araştırmaya başladığınızda göreceksiniz ki bir sürü alan var. Google reklamcılığı, şimdi hayatımıza eklenen TikTok reklamcılığı, influencer marketing, SEO, SMM, programatik reklamcılık gibi gibi bir sürü şeyi, growth hacking gibi bir sürü şeyi, mail marketing keza aynı şekilde bir sürü şeyi barındırdığını fark edeceksiniz ve bir sürü alanda birçok öğrenecek şey var. Ama bunların hepsine bir kişinin hakim olması, yani sizin hakim olmanız mümkün mü? Tabii ki de değil. Ama yine de araştırıp bulduğunuz tüm konularla alakalı en azından basic bilgileri öğrenmekle işe başlayın. Yani SEO nedir? SEO ne işe yarar? SEO nasıl yapılır? Google reklamları nedir? Ne işe yarar? Nasıl yapılır? Facebook reklamları nedir? Nasıl yapılır? Ne işe yarar? Sonra bu aldığınız notlarda hangisinin daha fazla dikkatinizi çektiğinizi bulmaya çalışın. Yani Google reklamları mı sizi daha çok heyecanlandırıyor? Onunla alakalı yeni bir şeyler öğrendiğinizde mi daha çok mutlu oluyorsunuz? Bir sonraki yeni bilgiye ulaşmak için böyle can atıyorsunuz diyelim. Şevkle araştırmaya devam ediyorsunuz. Yoksa SEO ile ilgili mi? Yoksa Facebook, Instagram reklamları ile ilgili mi? Yoksa TikTok reklamları ile ilgili mi? Bu alanla alakalı bütün basic bilgileri oluşturup öğrenip daha sonra hangisinin daha çok dikkatinizi çektiğini, daha çok hoşunuza gittiğini ve sizin yeteneklerinize uygun olduğunu bulmaya çalışın. Ve ilk 2 ay boyunca bu basic bilgileri araştırmaktan bir adım daha öteye gitmeyin. Sonra az önce bahsettiğimiz çok hoşunuza giden ve gerçekten iyi olabileceğinizi düşündüğünüz o alanda, örnek veriyorum, bu bende olduğu gibi Facebook ve Instagram, yani kısaca sosyal medya reklamları olsun, o zaman için sadece o tarafta bir sosyal medya reklamı ilerletmesi yapabiliyorduk. Tabii şu an TikTok da eklendi hayatımıza ya da buna Twitter'da dahil edebiliriz. Benim bu alanı seçmemdeki amaç pazarlamaya mümkün kılıyor olmasıydı. O zaman için Google reklamlarında satın alan müşteri veya satın almaya yatkın müşteri, bir arama yapan müşteriyle uğraşmak yerine ve orada görsellik ön planda olamadığı için buna sadece YouTube'u katabiliriz bu tarafta. Sosyal medyada bu pazarlamaya mümkün kıldığı için, insanların aklında olmayan ürünleri ona satma şansı sunduğu için bize, ben kendimi sosyal medya reklamları tarafında daha çok geliştirmeye odaklandım ve tamamen
O alanda çalışmaya başladım ve halen daha o alanda iş yapıyoruz tüm ekibimle birlikte. Yani demek istediğim şu, kendinize en uygun olan dijital pazarlama alanını seçtikten sonra bu alanda bu sefer derin araştırmalar yapmaya başlayın. Bütün programınızı buna göre belirleyin. Ve şu kısım önemli. Ne yaptığınızı önden bilerek ilerlemek zorundasınız. Yani derinleşmeye çalıştığınız alanı seçtikten sonra ilk bir yıl boyunca ne yapmanız gerektiği önden belirlemeniz lazım. Yani kendinize bir harita, bir plan çıkarmanız lazım. Yani bir savaşa gidiyorsak eğer savaş planınızın önden hazır olması ve ne zaman ne yapacağınız konusunda önden bunu biliyor olmanız lazım. Eğer bilmezseniz zaten yolda kaybolursunuz ve nereye ulaşacağınızı da görememiş olursunuz. Bu bir yıl boyunca o seçtiğiniz alanda en iyi olma içgüdüsüyle çalışmaya, düzenli ve disiplinli şekilde çalışmaya özen göstermeniz lazım. Okey, yavaş yavaş artık oturmaya başladı kafamızda. Örneğin Facebook, Instagram reklamcılığını seçmiştik ve o alanda bulabildiğimiz kadar bilgiyi taradık, alabildiğimiz tüm eğitimleri aldık, her şeyi araştırdık, güzel not tuttuk, düzenli ve disiplinli öğrendik. Bu sefer işin şu kısmı başlıyor, çok önemli olan bir kısım, içerik üretimi. Hedefleriniz ve yapmak istediklerini planınızda çok iyi belirlemiş olmanız ve bu bilgileri öğrenmiş olmanız artık bunların aksiyona geçirilmesi gerektiğini, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmeniz gerektiğini, bununla birlikte de bunun bir iş modeline dönüşebileceğini anlatmalı size. Ve burada da kafanız kesinlikle çok net olmalı. Peki ne yapacağız? Aksiyon alacağız. Bu bilgilerimizi başkalarına gösterebilmek amacıyla, görünebilir olmak amacıyla, dijitalde iş yapıyorsak dijitalde görünür olmak zorundayız. İçerik üretmeye başlayacağız ve kendimize en azından bir tane platform seçeceğiz. Mesela bu TikTok'ta içerik üretmeye başlamak olabilir veya bu LinkedIn'de içerik üretmeye başlamak olabilir. Ama tabii ki en doğrusu YouTube, sosyal medya mecralarının tamamında olmak ve hepsinin diline uygun içerikler üretmek. Eğer bunu yapabiliyorsanız, ki başlangıçta buna zamanınız olacak çünkü bu tarafta henüz müşteriyle alakalı bir zaman eksikliğiniz olmuyor olacak. Olabildiğince tüm mecralarda düzenli olarak, bakın burası çok önemli, düzenli olarak içerik üretmeye başlamanız lazım. Ve 1,5 yıl boyunca hiçbir beklentiniz olmadan tüm araştırıp öğrendiklerinizi insanlara anlatmak ve öğretmeniz lazım. Yani kısaca düzenli olarak içerik üretmeniz lazım. Ve şunu unutmayın. İşe başladınız. İlk bir sene içerik üretmeye başladınız. Ve ilk bir sene müşteriyle ilgili bir müşteri bulmak ya da müşteri kazanmakla alakalı bir derdiniz olmasın. Yani içerik üretme müşteri kazanmak için yapılmaz. İçerik üretme müşteri kazanma içgüdüsüyle de yapılmaz. İçerik üretme gerçekten öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmak ve o paylaştığınız bilgilerden başkalarının yarar görmesini sağlamak için yapılır. Ve bu tarafta içsel motivasyonunuz yoksa içerik üretmeyi düzenli şekilde yapabilmeniz hiçbir zaman mümkün olmayacak. Neden? Evet, amacınıza ulaşabilirsiniz. İçerik üreterek müşteri elde edebilirsiniz. Müşteri kazanabilirsiniz. Ama günün sonunda müşteri kazanmaya başladığınızda kendinize vereceğiniz şöyle bir bahaneniz olacak. Müşteri sayım arttı. Artık içerik üretmeye vaktim yok. Absürt zamanlar harici, çok yoğun zamanlarınız harici içerik üretmeye devam edemeyeceksiniz. Neden? Çünkü zaten başlangıçta motivasyonunuz, içerik üretmekle ilgili motivasyonunuz müşteri kazanmak üzerineydi. Müşteri kazandığınızda ilk bahaneniz müşteri kazandım, artık içerik üretmeme gerek yok diyerek kendi sonunuzu yine baştan hazırlamış olacaksınız. O yüzden içerik üretmek tarafını asla ve asla somut bir hedefe koyarak yapamazsınız. İçsel olarak bundan gerçekten motive olmanız gerekiyor. Çünkü bir içerik üretmek şu anda yaptığım gibi bir sürü aşamayı içeriyor ve gerçekten yorucu bir süreç ve karşılığını çok uzun vadede alabildiğiniz bir süreç. Eğer içsel bir motivasyonunuz yoksa da devam edemeyeceğiniz bir süreç. Yani ne dedik kısaca bu konuda da? İlk bir sene müşteri kazanmakla ilgili bir hedefimiz olmayacak. Olmaz değil ama bizim kendi içimizde böyle bir motivasyonumuz olmayacak. Olabilir, müşteri kazanabilirsiniz ama iç motivasyonunuz bu yönde değil. Müşteri kazanmadan da olsa düzenli bir şekilde asla aksatmadan, eğer haftada 2 YouTube videosuysa 2 YouTube videosu, eğer haftada 5 tane her gün Reels paylaşmaksa her gün Reels paylaşmak, düzenli ve disiplinli şekilde uyduğumuz programın arkasında duracağız. Daha sonra işin diğer kısmı geliyor. Bolca öğrenmeye devam etmek, çünkü içerik üretmeye devam etmeniz için öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Öğrenmeye devam etmek ve öğrendiklerimizi de yine başkalarına öğretmeye devam etmek. Bu noktada sizi geri çekebilecek şeylerden en önemlisi kendi tarafınızda mükemmel olma içgüdüsü olabilir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir şey yapmış olmanız, yapmamış olmanızdan çok daha iyi. Bir içerik çıkarttınız, iyi olmadığını düşünüyorsunuz ve paylaşmadınız. Ya da aklınıza bir fikir geldi, onun iyi olmadığını düşünüyorsunuz ve paylaşmadınız. Paylaşmış olmanız onu, paylaşmamış olmanızdan inanın çok daha iyi.
Çünkü şunu kaçırıyoruz biz. Mükemmel olma içgüdüsüyle örnek veriyorum sektördeki diğer içerik üreticilerine bakıp ya onlar çok mükemmel içerik üretiyor. Benim içeriğim onun yanından bile geçemiyor dediğimiz nokta. Tabii ki onların da üzerine çıkmaya çalışacağız ama günün sonunda eğer o hafta içerik sırf bu sebepten içerik paylaşamazsak ya da içerik üretmeye başlayamazsak zaten sıfırız ve sıfırda kalmaya devam edeceğiz. En azından hani iyi içerikle sizin kafanızdaki o mükemmel içerikle işte 10 birim ilerleyebileceğinizi düşünüyorsanız bırakın 1 birim ilerleyin ama ilerleyin. İlerlemek ve düzenli içerik paylaşmak şu anda günümüzde çok çok daha önemli ve önümüzdeki 5 yıl içinde içerik üretmeye başlamayan herhangi bir marka, herhangi bir fiziksel bir dükkan bile olsa bu ayakta kalamayacak emin olun. Buradaki motivasyonunuz da şu olabilir. İçerik paylaşmayı düşündüğünüz konuda sizden daha iyi olan %3'lük, %4'lük bir kesim olabilir. Ama hiç başlamayan, o sıfırda olan en az %96'lık bir kesim daha var. O %96'yı kaçırmayın o %4'e odaklanarak. Kendi motivasyonunuzu bu şekilde sağlayabilirsiniz. Bir şey öğrettiğinizde bunu sorun. Bunu 100 kişiden kaçı biliyordur? Evet. 4 kişi biliyor. 4 kişi benden daha iyi biliyor. Okey o zaman 96 kişiye ben en azından öğrendiğim kadarını anlatmayayım. Çok saçma olur. Bunu kendinize mutlaka sürekli olarak hatırlatın. Ve günün sonunda düzenli olarak 1-1,5 yıl boyunca içerik üretip bu 1-1,5 yıllık sürecin sonunda müşteri kazanmaya da başladığınız zaman ki müşteri kazanmamaya başlamanız mümkün değil. Müşteri kazanmaya başlayacaksınız. Çünkü görünür olacaksınız dijitalde. Bundan sonra da aynı süreci sürekli sorup, sürekli öğrenip, sürekli öğreterek aynı süreci ölçeklemeye devam edeceksiniz. Daha sonra tabii ki işin ekip büyütme kısmı, ekip oluşturma kısmı vesaire geliyor. Ama burada artık bu videonun konusundan çıkıyor. Bu zaten en azından 4 senenizi alacak bir süreç. Ve burada videoda sorduğumuz soru da en başından başlıyorsam, tek başıma başlıyorsam ne yapardımdı? Tek başıma ne yapardımın cevabı bu. Kısaca bir özetleyelim. Önce pazarlama nedir öğreniyoruz. Sonra dijital pazarlama nedir öğreniyoruz. Ve dijital pazarlamanın alt kollarını öğreniyoruz. Hepsiyle ilgili basic bilgilere sahip oluyoruz. En yetenekli olduğumuzu düşündüğümüz ya da en hoşumuza giden alanı seçiyoruz. Onunla daha derin bir bilgi araştırmasına giriyoruz. Sonra o derin bilgilerini başkalarına öğretmek için 1-1,5 yıl boyunca düzenli olarak içerik üretmeye başlıyoruz. Ve sonra müşteri kazanmaya başlayarak bir süreci bu şekilde ilerletmiş oluyoruz. Bunu yaparsanız eğer bu tarafta bir meslek sahibi, bir iş sahibi, bir etki sahibi olabilirsiniz. Ve zaten sevdiğiniz bir alanı seçtiğiniz için de keyifli olarak çalışma hayatınıza devam edebilirsiniz. Kendinize bu alanda bir kariyer oluşturabilirsiniz diyelim. Ve umarım bu konu sizlere faydalı olmuştur. Siz nasıl başlardınız ya da siz şu anda hangi konumdasınız? Bunu yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Veya bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa da yine isterseniz Instagram'dan, isterseniz mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.